Bizim hayat hikayemiz aslında Amir Kağan'ın filmi var, Dangal diye. Ona çok benziyor. Filmde de bir baba iki kızını güreşçi yapıyor. Orada da aynı şekilde etraftan bayağı bir tepkiler alıp, yani onlara karşı bir savaş içindeler onlar da. Babam da bizi aynı şartlarda yetiştirdi. Çok büyük tepkiler gördük. Yani düşündüğüm zaman farklı milletler ama aynı hayatlar. Ve izlediğimde gerçekten hüngür hüngür ağladım. Biz ilk şöyle başladık güreşe. Babam başlattı. Babam eski milli sporcu. Kız kardeşimle birlikte bizi başlattı 12 yaşındayken. Güreş merakı bizim dedelerimizden kalma bize. Ben uzun yıllar güreş yaptım. Eski milli güreşçiyim. Göksun Belediye güreş takımını kurdum. 12-13 yıl Göksun Belediyesi'ni çalıştırdım. Faaliyet programına bakıyoruz devamlı maçlara gitmek için. Orada bayanların güreş yaptığını gördük. Minik bayanları. Daha bunlar o zaman biri 28 kilo Büşra, Merve 30 kilo. Aslında hiç bilincinde değildik. Çocuktuk ve sadece biraz güreşeceğiz. İşte birkaç müsabakaya katılacağız. Bitecek gibi gelen bir şeydi. Güreşin ne olduğunu sadece evdeki muhabbetlerinden az çok biliyorduk ama mindere ya da salona gitmemiştik. Biz bir buçuk ay çalıştık. Bize bir, iki üç tane teknik öğretti. O öğrendiğimiz tekniklerle Türkiye Şampiyonası'na katıldık. Ankara'ya gittiğimizde 28 kilonun güreşleri yapılmış, kaçırmıştık. İkisinde 30 kiloda güreşe girdirdim ben. Güreştiler. Orada da final yaptılar. Bir tanesi birinci oldu, bir tanesi ikinci oldu. Biri ablası işte ben yıkıldım diye ağladı. Küçük ben yıktım diye ağladı minderde. Bayanlarda güreşi yaygınlaştırmak için yani Göksun'da, Kahramanmaraş'ta ben bunları öncelik olarak getirdim. Kahramanmaraş bölgesinden ilk olarak bayan sporcu geliyor. Benim ismim Merve Kenger. Kahramanmaraş bölgesinden geliyorum. Türkiye şampiyonu oldum. Türkiye şampiyonu oldum. Evet. Çok güzel. Peki sen dereceye girebildin mi? Evet, girdim. Türkiye ikincisi oldum. Çok güzel. Çok da mutluyuz. Hı. Hiç üzgünlük duymadım. Bayan güreşçilere başarılar diliyorum ve biraz daha başarılı güreşçiler gelmesini, Türkiye'de yaygınlaşmasını istiyorum. Zannettik ki biz bir daha güreş yapmayacağız, o kadar. Bir kereliğine geldik, bitti. Sonrasında babam dedi ki güreşe devam edeceksiniz. O zamanlar güreş yapmak öyle kolay iş değil Göksun gibi bir bölgede. Yani ayıplıyorlar, kötü bakıyorlar. Yani kız güreşir mi? Utanmıyorlar mı? Nasıl mayo giyiyorlar? Nasıl güreş yapıyorlar? Güreş erkek sporu, bir bayan güreş yapamaz. Çok güreşçi arkadaşlarım bana ben yani hissediyordum. Çok tepki gösteriyorlardı. Maraş. İşte tayinini çıkardık, seni burada bırakmak, hocalık yaptırmak çok tepkiler oldu yani. Ama ben hiçbir zaman onların sözüne takılıp kalmadım. Yoluma devam ettim. Oradaki zihniyetlerle savaşmak yani bir antrenör için çok zor olacaktı. Ama kendi kızları olduğumuz için bu konuda kendi savaşını verdi. Babam inanılmaz bedel ödedi. Yani erkek takımını çalıştırırken bir anda bayan takımını çalıştırıyor oldu. Bizi salona bile almadıkları zamanlar oldu. Yemekhane gibi küçük bir yer vardı, böyle bir odalık bir yer. Oraya babam güreş minderlerini serdi. 10 metre bir engin alan bir kapalı minder salonuydu. Ortasında da bir direk vardı. Yani biz güreş kurallarını dahi zor uyguluyorduk. Yani tam nizami güreş minderi değildi. O şartlarda ben bunları orada yetiştirdim. Sabahına erken kalkıp böyle dağlara koşuya götürmek ben başlarında. İşte okula gidiyoruz, antrenmana gidiyoruz, akşama eve geliyoruz. Antrenmanda yaptığımız eksiklikler mi var, herhangi bir şey mi var? Akşam yemeğinden sonra sehpalar kenara çekilir, sandalyeler kenara çekilir. Ortada bir alan boşaltılır. Babam hadi bakalım kızlar bir kalkın. Başlarız evde antrenman yapmaya. Babam antrenörümüz, iki kız kardeşiz ve Dangal filmine birebir uyuyor. Sinemada yayınlandığında izleyen arkadaşlarımız
Sanki sizin hikayeniz Hindistan size uyarlamış da yapmış gibi bir algı oluştu. Filmde de görünüyor yani küçük yaşlarda işte babası kızların saçlarını kestiriyor. Erkek çocuğu gibi oluyor falan. Takılıyordu saçları güreşte. Hep gözlerinin önüne geliyordu. Durmadan saçlarıyla oynuyorlar. O zaman saçlarını kestirdim. Epey ağladılar ona. Tabii saç geri geldi, uzadı yani. Biz miniklerde güreşiyorduk. Ertesi sene Yıldızlar kategorisine çıktık. Yıldızlarda da Avrupa Şampiyonası var. Milli takıma seçildik. Türkiye'nin her bölgesinden katılan, seçilen 10 sporcuyla Avrupa Şampiyonası'na katıldık. Ve sadece iki kız kardeş olarak Avrupa üçüncüsü olduk. Başka madalya yoktu. Yıldızlarda kızların başarı yaptığında, Türkiye şampiyonu olduğunda milli takımda zaten bir girdim. Ondan sonra çok aksaklıklar da oldu. Görevden almalar, geri tekrar çağırmalar. En verimli zamanlarımızda kızlarımın yanında çok bulunamadım. Maçların hepsine gittim. Yani kızlarımı takip ettim. Görevim olmadığı halde de gittim. Uluslararası bütün maçlarına katıldım. Tribünden de taktik verdiğim çok oldu. Babamız burada diye iyi maçlar yaptılar yani. Dünya şampiyonasına gittiğimizde de finale çıkan ilk güreşçi oldum o şampiyonada. Ve dünya ikinciliği kazandım. Büyüklerde madalya almadan bu işin özüne ulaşmış olmuyoruz. O yüzden önemli olan A milli takımda yarışmak ve orada madalya almaktı. Her zaman da hedefimiz bu oldu. 2015 yılında da ilk yapılan Avrupa oyunlarında ilk madalyayı yine ülkemize ben kazandırdım. Ve Avrupa üçüncüsü oldum. 53 kilota bronz madalya mücadelesi güreşçimiz Merve Kinker. Azerbaycan'daydı maç. Birinci Avrupa oyunları. Babam görevli olmadığı halde dışarıdan beni desteklemeye geldi. Tribün o kadar kalabalıktı ki, o kalabalığın içinde yalnızca babamın sesini duyuyordum ben. Merve tuşa gidiyor Merve. Merve tuşu sağlayabilecek mi? Merve tuşu yaptı. Benim kazandığım o madalya gerçekten bir olimpiyat şampiyonluğunda değerliydi o zaman. Tribünden atladı o sevinçle, o heyecanla. Polislerin omuzuna bastım, binlere atladım. Arkam sıra koştular, yakalayamadılar beni. Sonra kızımı aldım, ondan sonra onun sevincini paylaştım. Ondan sonra geri tribüne çıktım. Dediler bir daha inme tribünden aşağı dediler. Tamam inmem dedim ben. Görevim bitti burada dedim. Yaşadığım en güzel anlardan, hayatımın en güzel anlarından bir tanesiydi. Çok güzel bir duygu. Zaten ben bu sporu yaptığım sürece amacım ve hedefim her zaman ve her yerde Türk bayrağını en yüksek yerlere taşımak oldu. Ben orada onu başardığımı hissettim ve gururla taşıdım. Şu an daha büyük başarılara imza atan arkadaşlarımız var. Ama ben şöyle düşünüyorum. Bir binanın temelleriyiz biz aslında. Yani 2008 ve 2015 yılları arasındaki olan milli takımımız bu başarıların temellerini attı diye düşünüyorum. O zamanlar güreş aktif değildi. Avrupa Dünya Şampiyonalarında hiç madalya yoktu. Önümüzden giden bir örnek yoktu. Şimdi dünya şampiyonumuz da var, Avrupa şampiyonumuz da var. Hatta olimpiyatta madalyamız bile çıktı ama o zamanın madalyaları şimdikinin olimpiyat şampiyonluğundan daha değerliydi. Ve biz bunları yaptığımız için, başardığımız için gerçekten çok mutluyuz. Başaramayacağımız hiçbir şeyin olmadığını gösterdik. Almış olduğumuz başarılar bizi aynı zamanda okul anlamında da başarılara sürükledi. Kız kardeşim de ben de üniversiteden beden eğitimi öğretmenliği bölümünden mezun olduk. Kahramanmaraş'ta okuduk biz. Orada okurken güreş hakemliği kursu açıldı. Biz orada aday hakemliğimizi aldık. Sonra bölge hakemi olduk. Milli hakemlik sınavına girdik. Milli hakem olduk. İbrahim hocamız da bize önce oldu. İbrahim Cicioğlu hocamız. Bizim her zaman arkamızda oldu ve bizi destekledi. İsmim İbrahim Cicioğlu. Gazi Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi'nin öğretim üyesiyim. Aynı zamanda Dünya Güreş Birliği olan Uluslararası Güreş Federasyonu'nun hakem kurulu üyesiyim. Bir de Dünya Üniversite Sporları Federasyonu'nun Güreş Teknik Komisyon Başkanıyım. Özellikle Uluslararası Federasyon nezdinde hakemleri eğiten bir kişi olarak hep ben
bundan şey aldım, eleştiri aldım. Niye Türkiye'de hiç kadın hakem yok diye. Ve biz bir programa başladık. İşte Merve o programın ilk meyvelerinden, şu anda kendisi uluslararası hakem. Şu anda iki tane uluslararası kadın hakemimiz var. Sayın Tülay Karayazlı, Merve son dönemimizin hakemlerinden. Genç nesil Merve'yi daha çok biliyor. Bir de onun Merve'nin sporculuk tarafı da olduğu için biraz daha camiada rahat bu konuda. Diğer sporcular da onu bir idol olarak alıyor. Tabii ki herkes şampiyon olamıyor. Herkes güreşi belli bir seviyede yapamıyor. Özellikle üniversite öğrencileri belli bir yere geldikten sonra bir yol ayrımına giriyorlar. Spor mu, eğitim mi? İşte eğitimi seçen kardeşlerimize bizim önerimiz, bu güreş ailesinin içerisinde kalmanın en önemli, en kolay yollarından bir tanesi hakem olmak. Bir müsabakaya ya da bir spora baktığımız zaman sadece biz yarışan iki sporcuyu görüyoruz. Yani hakemlik de aslında bu sporun çok önemli bir yerinde bulunuyor. Bu yüzden ben de hakemliği tercih ettim. Hak eden sporcuya hakkını verebilmek adına, adaleti sağlayabilmek adına gerçekten görünenin aksine çok zor bir meslek. Ama kariyer olarak gerçekten çok zevkli ve çok yapılabilecek bir meslek. Bir olimpiyat şampiyonasında, Avrupa ve Dünya şampiyonasında biz aslında hakemler de ülkelerini temsil ediyor. Orada güzel hakemlikler yapabilmek, güzel kararlar verebilmek, o mindere çıkıp yine o minderin tozunu hakem olarak alabilmek de bu sporun çok başka bir boyutu. Güreş bizim için bir yaşam tarzı ve biz iki kız kardeş çok sevdiğimiz için çok başarılı olduk. Şimdi hakemliği çok seviyoruz. Müsabakalara gidiyoruz, Türkiye şampiyonalarına, erkekler ağırlıklı. Ama ben şuna inanıyorum, bizim camiamız bize saygı duyuyorlar. Biz çünkü onların çocukları olarak büyüdük bu camiada. Babam bizim en büyük destekçimiz. Bizi bu yolda ilerlemeye götüren, öngörülü, yani geleceği görerek hareket eden bir adam. Babama her zaman sonsuz teşekkür ediyorum. Spor çok önemli. Bütün babalara, bütün yani babalara, annelere çocuklarının istediği sürece spor dalında destek olmalarını, devam etmelerini, başarılı olmalarını isterim yani. Hayatımda eğer güreş olmasaydı gerçekten böyle sıradan, monoton bir hayat yaşayan bir insan olurdum. Eğer güreş olmasaydı belki ben yurt dışına hiç çıkamayacaktım. Belki il dışına bile çıkamayacaktım. Ama ben güreşin sayesinde 20'ye yakın, 25'e yakın ülke gezdim. Bana çok büyük katkıları oldu. Farklı milletler tanıdım. Çok farklı hayat tecrübeleri kazanmama sebep oldu. Güreş olmasaydı bu kadar tecrübem, bu kadar yaşanmışlığım belki de olmayacak.